Don mu don? Çakır oğlum, hey, alay mısın? Alamazsın. Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkerim, kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kaç gündür hayvanları çıkarmaydım. Çok acayip bir fırtına, yağmur vardı. Biliyorsunuz Yaşmakil'in durumu doğum yapmadıydı. Halen daha yapmış değil. Ne beklediğimi çok merak ediyorum açıkçası. O yüzden kaç gündür hayvanları çıkarmadıydım. Şimdi işte bugün çıkardım onları. Bugün soğuk var ama en azından yağmur yağmay. O yüzden bugün sığırları çıkardım. Şimdi bahçeye yatırıyorum onları. Bugün bayram edecekler. Bayram yaşatacağım onlara bugün. Bol bol otlukta otlayacaklar. Aslında pek bahçeye koymak istemiyorum onları. Ondan sonra daha ormana falan gitmezler. Ha şimdi beni geçmeye çalışıyorlar. Neyse bahçeye gidelim biraz da. Orada bol bol sohbet ederiz zaten. Bir şeyler konuşuruz. Ne gerek is, ne gerek is? Hayır, hayır. Hayır, oradan aşağı inmeyeceksin. Gel bana ait. Gel bana haydi. Gel. Gel aşağı haydi. Gel haydi. Gel aşağı. Şimdi şu ilerideki bahçeye gideceğim şimdi. Teyzemin oraya. Bugün orada otlatacağım onları. Burada kollayamayarım onları. Şu bahçe sarılmamış. Oraya gidip koşudur ileri gidebilir. Hava bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Ne? Hadi gel buraya. Gel buraya. Şimdi buradan aşağı gideceğiz zannediyorlar. Buraya koymayacağım onları. O yüzden burada duruyorum. Ne hala güzeldi. Ey Allah'ım, kaldı orada arkadaş ya. Bir daha çıkacaklar öyle. Ya hadi gel, hayır. Gel oyun haydi. Gel oyun. Şimdi buraya girmek istiyorlar. O yüzden ben de buraya komayarım onları, bekliyorlar. Yaban daha buna. Sığır geliyor sanki. Gel haydi Yaşmakil, haydi. Gel yaylakız Yaşmakil, haydi. Haydi Yaşmakil. Ben şimdi bunları kovayım, devam edeyim.
Kedi bahçenin kapısını açacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın şu ikisi o bahçeyi çok iyi bildikleri için bak direkt oraya gidiyorlar hiçbir yere sapmadan. Hele şu kara kız var ya. O zaten tam bir şikayetçi. Şimdi hemen kedi kapıyı açacağım. Burada otlatacağım onları şu evin şurada. Oha, oha kara kız tamam. Tamam oraya koyacağım seni hadi. Oha. Bakın. Oh. Bakın gördünüz mü? Bahçe yaşma bile gerek kalmadı kapıyı yani. Bizim kara kız her türlü giriyor buraya. Ey Allah'ım. Hay. Gel aşağıydı. Hay. Gel aşağıydı. Gel. Gel. Hay. Gel aşağıydı. Haydi Zeytin. Zeytin yürü. Ne aşağı gel aşağı. Ya Allah'ım acaba böyle aptallıklar yapaylar. Hadi. 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 Hele. Yürü. Hadi. Şu çizgi kız bana geçen sene burada çok zahmet ediydi. Girmiyordu oraya. Kaz gidiyordu oralardan yana çok zahmet ediydi bu. Bakalım bu sene ne olacak. Hadi. Hadi. Aslında yani bütün kaşlardan yine çıkar. Ama buraya sıra geldiğinde o tahtadan atlamaya mı korkayım ne yapaysa. Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü hadi. Hadi. Bak şimdi. Ha bu da kafayı yedi herhalde ya bugün. Ne Nazeytin hadi. Hadi. Dön geri. Dön geri Zeytin. Bunlar gezin senenin buzakları. Bunları hiç buralara getirmedik. Gezin sene sığırlarla hiç otlamazdılar. O yüzden şimdi böyle afalladılar bir anda. Hadi. Ne? Ne Zeytin? Hadi. Hadi. Hadi gel aşağı Zeytin. Zeytin gel aşağı. Hadi. Ne? Gel. Atla oradan. Atla. Aferin sana. Şimdi kapıyı kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi bakın buradaki otun hali bu şekilde. Şuralarda biz biçtik yallık olarak aldıydık. Şu evin dibini falan. Aslında şurası da biçilir yani. Hatta şuradan uyana biçeceğim burayı inşallah. Hemen diyeyim size ki şuraya kadar koyacağım onları ben. Ha bu arayı otlasınlar. Burada bir saat otlamaları demek karınlarının ambar gibi olması demek. Eğer ki otlarsalar. Ha şimdi güzel otlular. Böyle bir otlasınlar. Ondan sonra sohbet edelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoya bir ertesi günden devam edelim. Şimdi önce günkü videoda şey söylemiştim size. İşte şimdi sığırları burada otlatacağız, sohbet edeceğiz diye. Ama aksilik işte telefonumun şarjı bitti. Videoyu çekemedim o gün başka. Ondan sonra zaten hayvanları otlat, gel, işte bağla, telefonu şarja tak. Ağrı en çıktı derken video çekemedim. Şimdi bir ertesi günden devam ediyorum ama şimdi de akşamüstü oldu yani. Bugün çok yoğun ama çok güzel bir gündü. Şimdi görüntü alamadım. Biraz böyle anlatayım size. Yaşmaklı doğum yapmadı demiştim. Bilirsin şimdi bu videonun başına diyeceksiniz ki
Başında doğum yapmadı, sonunda doğum yaptı. Aynen öyle oldu. Bugün Yaşmakli doğum yaptı sağ salim Allah'ın izniyle. Kazasız belasız doğumunu yaptı. O yüzden yoğun bir gündü. İşte biraz yardımcı olduk ona vesaire işte. O doğum yapınca sığır çıkaramadık mecbur. Sığır sağa puza gizir falan filan derken zaten öğle üzeri, öğleden sonra gibi doğum yaptım. Dişi bir buzağı yetti. Buzağı şimdi size göstermeyeceğim. İlerleyen günlerde hatta onu büyük bir ihtimalle vereceğiz bir komşumuza. Ondan dolayı çekmeyeceğim şu an. Verdiğim zaman çekerim. Vermesem de dahi ilerleyen zamanlarda anca çekerim. Şimdi buzağlar dışarıda. Onları içeri alacağım, yedireceğim. Bir de onlar kaldı. Oradan şimdi videoya devam edeceğiz. Evet, buzağlarımız burada. Şimdi onları ağara getireceğim. Şimdi elimde külak var ya, aman gelecekler. Gel 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 gel. Oo, tamam, sakin. Sakin. Şimdi elimde küleği yalıyorlar. Gel. Gel 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 gel. Şimdi ben de bunları yerleştireyim de. Bakın şimdi bak. Şimdi buzaklarımı içirdim. Yemlerini verdim ama yemleri de bitti. Yarın ne yapacak bilmiyorum. Bu şekilde önlerine çayır koydum. Çayırlarını yiyecekler. Normalde ben bunları bağlaydım ama bu akşam bağlamayacağım onları. Çünkü çözülü duruyorlar. Çözülmeleri yetmiymiş gibi. Hani eski Türk filmlerinde adamlar şimdi esir düşerdi de bir kişi çözülürdü aralarından, ki diye birileri de çözerdi ya. Bizim buzaklarda aynı o şekilde. Bir tanesi çözüldü mü birileri de kidi çözüyor. Nasıl yaparsa anlamıyorum. Hele şu var ya, bu çok fena ip yiyi, bağını yiyi ortadan kesi. Ondan sonra gidi ebirleri de çözüyor. Şu ceylan o pek şey yapmayı da o arada çözülüyor. Ya bu maşallah da hep kafasından çıkarıyor. Yedin daha ne istesin ya. O yüzden bu akşam bağlamayacağım onları. Şimdi en başta görüntü için kusura bakmayın. Akşam ezanı okundu, hava kapatıyor. O yüzden bu şekilde karanlık. Şimdi şey demeyi unuttum size. Kosi kondurduydum. Civcivlerim de çıktı. Şimdi onları çekebildiğim kadar çekeceğim size. Karanlık olduğu için pek güzel çıkmayacaktır. Şimdi bir de onları göstereyim size. Evet arkadaşlar, civcivlerimiz de bu şekilde. Annesinin altında da var. Hepsini çıkarmadım bu yana. Yumurtaların hepsi çıkmadı. Onu da en baştan söyleyeyim size. Hepsi çıkmadı. Aslında yani dönsüz olan yok. Döllü ama artık dağ mı soğuttu onları, ne olduysa veya tam döllenemediler herhalde. O yüzden hepsi çıkmadı. Böyle burada 3 tane var. Annesinin altında da var. Gündüz gözünden daha iyi çekerim. Şu anlık şu kadar çekeyimse bu altlarını da kaldıracağım buradan. İnce talaş falan sereceğim buraya. Şu manzarayı da size göstermek istedim. Dolunay. Horovun'un tepesinden vuruyu çok güzel bir şekilde. Anlaşılan yarın hava güzel olacak. Hemen şurada da çayır biçiydiler bugün. Biz de yarın inşallah Allah nasip ederse çayır biçeceğiz. Bunu da size böyle göstermek istedim. Orası da Fengo yaylası. Yani Horovun'un Aykut'un yaylası. Şimdi arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Güzel bir video olmuştur inşallah sizler için. Tam dediğim gibi planladığım gibi bir video çekemedim işin açıkçası. Şu anlık böyle olsun. Yarın başka bir videoya başlayacağım. Onu daha güzel, daha detaylı çekeceğiz inşallah.
Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Fikir önerilerinizi, bana tavsiyelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.